Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün gülüntü beğeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yemekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle siyah tek renk bir tülbentim var. Arkadaşlar siyahın tonu kameradan böyle ışıkta bu şekilde çıkıyor. Ama koyu renk çok güzel bir siyah tonu var. Şöyle size yine iğneden ta bir zambak. Üç boyutlu bir zambak modeli hazırladım. Şöyle modelimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın altına siyah zemin olduğu için beyaz sanırsam ışıktan patlamaz. Şöyle yapım bir o kadar kolay dediğim gibi üç boyutlu şöyle e, Boru kısmını da göstereyim arkadaşlar beşer zincirden kirpikleri yapıyorum Sonra ikişer zincirden yuva Bugün arkadaşlar farklı olarak bakın bu şekilde Ortasına da üçer kirpik çıkarak Bu şekilde e, Sarı renkten Böyle her dar Turuncu renkten ve bu şekilde tohum atarak zambağımızın içine farklılaştırdım. Çimeni hep aynı arkadaşlar. Sadece buradaki kirpiğin üzerine zambak yapıyoruz. Şöyle bakın. Şimdi bunu nasıl kullanacağız diye soran arkadaşlar. İster bakın zincirler çok sıkı çekildiği için kalıp gibi duruyor. İster bu şekilde kullanın. isterseniz saç spreyi veyahut da yumurtanın akına şeker karıştırıp böyle kolalayabilirsiniz. Çıtı pıtı zarif minik 3 boyutlu bir zambak hazırladım. Evet iğne oyasındaki zariflik tığda da var. Ee, şöyle arkadaşlar bu şekilde modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet her zamanki gibi ilk önce bu şekilde tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız bakın arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. 1 2 3 zincir. İpimi esnettim. Zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum ki şu iğne zarifliğinde kalıp gibi olsun. 3 zincirimi çektim. Hemen sıradaki tığ battıya 3 zincir sıradaki tığ battıya giriyorum ve kapatıyorum. Bakın, bu şekilde 3 tığ battı yaparak başlıyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Hemen ters tarafına çevirdim. İlk baştaki tığ battıya sık iğne ile girip sabitledim. Bakın burada iğne oyasında olan artma işlemini yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7 hemen çevirdim şöyle ilk tığ battığının içine giriyorum sabitliyorum 1 2 3 zincir şöyle tığ battının içine girdim sabitledim 1 2 3 zincir sıradaki tığ battığının içine girip sabitliyorum bakın 3 taneydi ya İkinci sırada da iki tane tığ battığımız oldu. Beş tane zincir çekiyorum. Şöyle döndüm. İlk tığ battığımın içine girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Yedi zincir kenar kirpik sayımız yedi tane. Şöyle çevirdim. Yine aynı bu. Beş zinciri sabitlediğim ilk tığ battığının içine aynı yere girerek bu şekilde ikinci kirpiğimi yaptım. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Bu tek kalan tığ battığımın içine girip bu şekilde kayamızı bitirdik. Kirpikli düz kaya. Şimdi 1 2 3 zincir. Bakın şöyle göstereyim. İlk başta 7 zincir artma işlemi yaptık. İkinciye 5 zincir. Sonuncu Tek kalan yuvaya da 3 zincirle dönüş yapıyorum. İkişer ikişer eksiltme yaptım. Zincir sayısında her katın çıkışında. Evet yine 7 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 7 zincirimi çektim. Bu tek kalan yuvamın içine bu 3 zincirinde de üzerine kirpiğimi kapatıyorum. Ve sabitliyorum. Bakın. Evet. Şöyle tamam bakın kirpikli düz kayamız şöyle göstereyim arkadaşlar. Tamam oldu bakın. Kalıp gibi olmasının sebebi zincirleri sıkı çekmem. 7 zincirli aşağı ineceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi hemen bakın boş olan bir sonraki tığ battıya kapatıp sabitliyorum. Şöyle kameramı yan bunu bir tanesini oluşturduk bir tane daha yapalım çimenimiz daha anlaşılır olsun Evet 3 zincirden çekiyorum tığ battı oluşturdum 3 zincirimi çektim tığ battımı oluşturdum 1 2 3 zincir şöyle üçer zincirden üç tane tığ battı yaparak başlıyorum ve 7 zincir hemen ters tarafına çevirip ilk tığ battımın içine sabitliyorum yine 7 zincir çekiyorum 6 ve 7 dönüyorum aynı tığ battının içine bakın 7 zinciri kapattım ilk tığ battının içerisine yine 7 zincirden bir tane bu şekilde kirpik yapıyorum şöyle durmalar sıkı sıkı zincirler sıkı sıkı kalıp gibi oluyor 1 2 3 zincir sonuncu tığ battı ya kapattım bakın 3 olan tığ battı ikinci sırada iki oldu kenarda bir kirpik iki tane tığ battı 5 zincir şöyle çevirdim ilk tığ battının içerisine kapatıyorum ile 7 zincirle dönüş yapıyorum. Kenar kirpik sayımı hiç değişmiyor. Hep 7 zincir. Çevirdim buraya. İlk tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir hemen. Boş olan tek kalan tığ battıya kapadım. Bir tane tığ battı oluşturdum. 1 2 3 zincir. Şöyle çevirdim. 3 zincirimizi sabitleyip dönüş yapacağız. 7 zincir. Sıkı sıkı 7 zincirimi çekip hemen düz tarafına döndüm. Bakın. Buradaki yuvanın içerisine giriyorum. 3 zincirli yuvanın içerisine girip 7 zincirimi buraya kirpik olarak kapattım. Yine 7 zincir çekiyorum. Artık kayamızın işlemi bitti bu şekilde. Hemen yandaki tığ battının içerisine sabitliyorum 1, 2, 3 zincir. Şöyle göstereyim. Bakın. Çimerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi zambağımızın yapılışına geçelim. Şöyle iki tane düz kirpikli kayadan sonra bu şekilde üçüncüye zambağımızı yapacağız. Evet, çimeni yaptık. Böyle dört kenar çimeni yapılacak. Sonra üzerine zambaklar takılacak arkadaşlar. Evet, demin de söylediğim gibi şöyle iki tane bırakıyorum. Üçüncüsünün bu tepe noktasındaki 7 zincirden sabitliyorum. Bakın, bu şekilde. Şimdi buraya 5 zincirden 7 tane kirpik yapacağım. 5 zincirimi çekiyorum. Bu son tepe noktasındaki kirpiğin içine sabit. Yuvamız bu en son bakın şu tepe noktasındaki şöyle göstereyim kirpik. 5 zinciri sabitledim. 1 2 3 4 ve 5. 3. kirpik 1 2 3 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zinciri sabitliyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zinciri kapatıyorum. Bu 6. kirpik. 1, 2, 3 4 5 bu da 7. 7 tane kirpi yapıyoruz bakın. Bu 7 zincirli yuvanın içine 7 tane 5 zincirden kirpi yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum bakın. Buraya arkadaşlar ortadaki tohum için dal yapacağım bakın. 7 zincirden sonra 3 zincirimi şöyle şuradaki buradaki ilk kirpiğin içine bu şekilde girerek yapıyorum. Şöyle tersinden de zincirleri yapacağım. Şöyle bana doğru çevirdim bu üç zincirli yuvay. 7 tane zincir çekiyorum. Bunlar tohumum için dal olacak arkadaşlar bakın. Şöyle. Bu bir. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu üç zincirli çevirdiğim yuvanın içine 3 tane 7 zincirden dal yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, 3'üncüyü de şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Bunlar tohum için dal olacak arkadaşlar. 2 zincirimi çekiyorum. Bu yaptığım bakın şu şekil oluyor. Şöyle göstereyim. Bu tohum için sonra birleştirmede orta kısma gelecek şöyle. Şimdi zambaklarımız için yapmış olduğumuz bu kirpiklere yuva yapacağız iki zincirle hemen şöyle ilk 5 zincirli yuvaya geçiş yaptım. Bu 3 dal bu tarafta kalacak. Şimdi biz ikişer zincir çekerek bu şekilde e, yaprak zambak yaprakları için yuva hazırlayacağız bakın. Şöyle iki zincir. Şunu keseyim arkadaşlar takılacak bize. ilk dalın içerisine 2 zincirle geçtik tüm yuvalara da 2 zincirle bu şekilde hazırlayacağız Evet 2 zincirimi çekiyorum bakın ters tarafındayız ve tülbentimizi 1 2 zincir kapatıyorum 2 zincir şöyle 7 tane dala ikişer zincir çekerek 6 tane yuvayı oluşturdum bakın şöyle bir zincirimi çekiyorum şöyle bir göstereyim bakın 6 tane yuva oldu 1 2 3 4 5 6 7 zincirden şey 5 zincirden 7 tane dal yapmıştık onların üzerine 2 zincirden 6 tane yuva yaptık ilk yuvanın içini sık iğne ile sabitleyip Şöyle sık iğnenin üzerine iki tane bu şekilde e, zincir çektim. Şimdi zambak yapraklarını yapımına başlıyorum. 2 2 alarak trabzan yaptım. İkincisini 3 zincir çekiyorum. Bunun altta sık iğne olduğu için ikinci katın trabzanı 2 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Şöyle yuvanın içine giriyorum bakın. 2 2 bu şekilde şöyle zincir halkası gibi trabzandan oluşturdum ama minik minik 9 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 ve 9 9 zincirimi çektim bu aynı iki zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim şöyle ilk yaprağımı oluşturdum sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum Bakın arkadaşlar bu şekilde çok kolay oldu. Evet şimdi tüm yuvalara aynı şekilde bu şekilde yaprak yapacağız. Bakın iki zincirin üzerine bir defa tığı dolayıp yuvadan girdim. 2 2 olarak trabzan yaptım. 1 2 3 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle bakın aynı tığ battım şey trabzanın arasına bir alttakinin girerek 2 2 trabzan yapıp yukarı çıktım. 9 tane zincir çekiyorum. 7 8 ve 9. Şöyle kalıp gibi çekin arkadaşlar. Zambak yapraklarınız kalıp gibi dursun. Evet. Sıradaki yuvanın içerisine sık iğne ile sabitledim. Şöyle. 1 2 zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum 2 ve 2 3 zincir bir defa tığı doladım şöyle yapraklarım gözükmesin hemen alttaki trabzanın arasına girip şöyle 2 2 alıyorum bakın ikinci 3 zincir çekince ancak alttaki bu trabzanın boyutunda oluyor sık iğneyi de saydığımız için 9 tane zincir çekiyorum ve yuvanın içerisine girip üçüncü yaprağı da bu şekilde yapıyorum Bak çok güzel oluyorlar arkadaşlar yapılışı da kolay şöyle ben tane tane anlatıyorum uzun uzun gibi gelmesin sıf anlaşılır olsun diye şöyle uçlarını en son yapalım arkadaşlar şimdi sıradaki yuvaya şöyle iki zincir bir defa tığı doladım 2 ve 2 1 2 3 zincir bir defa tığı doladım yuvanın içerisine giriyorum şöyle 2 şöyle 2 9 zincir 6 7 8 ve 9 kalıp gibi 9 zinciri çekip aynı yuvaya atıyorum. 6 tane bu şekilde yaprak yapacağım. 1 2 zincir şöyle. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 1 2 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. trabzanın ara kısmından şöyle 2 şöyle 2. 1 2 3 4 5 6 7, 8 ve 9 kapatıyorum. Aynı tığ 5. yaprağı da yaptık. Aynı şekilde Hemen sıradaki yuvaya geçişimi yapıyorum. 1, 2 bir defa tığ'yı doladım. Şöyle 2, şöyle 2 bakın. Sonuncu 6. 6. yaprağı yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Şöyle 2 ve 2 9 tane zincir. 6 7 8 ve 9. Aynı tığ ya kapattım. Şöyle. Burada zincir yok arkadaşlar. Şu dalın uçlarına sarı koyacağım. Onun için şimdi bunu bir zincir sökülmesin diye bıraktım. Bakın kapatma işleminden önce şu tohumları atacağım hemen. Evet, ilk dalın içerisine giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir kapatıyorum. Şöyle geçiş için arasına birer zincir çekebiliriz. Şöyle minik minik tohumlar atıyoruz. Bu yapmış olduğumuz dallarımızın üzerine. Sıradaki 1 2 3 zincir kapattım evet. bakın şurada şöyle birleştiriyorum burada da sanki üç boyutlu tohummuş gibi olacak bakın. bu birleştirme kısmına da sahte sık iğne ile yapıyorum. İnce zarif olması için arkadaşlar. Evet. Tohum işi bu kadar. Şöyle minik minik tohumlar yaptık. Hemen şu ipi yakayım ben. Evet arkadaşlar. Şöyle en son bıraktığımız böyle ilmeğimizi tuttuk. En son yaptığımız yaprakta bırakmıştık tohumlar için. Aynı yerden ilmeğimizi tuttuk. Bakın. Şöyle 6 tane de yaprağımız oldu. Yapmış olduğumuz tohumu iç kısmını alıyoruz. Bakın bunu sonra ilk önce yaptım ki bu ara kısmından alması zor olmasın diye şimdi ilk yaprakla son yaprağı birleştiriyorum şöyle net göstereyim bakın buradaki sık iğne ile bakın bir zincirle dönüş yaptığım sık iğneyi şöyle net göstereyim oradan tığımı girdim bir tane ilmek çıkardım bakın tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip sık iğne yapıyorum şöyle ve bir zincir çekerek de o tutturma işlemi yapıyorum şöyle göstereyim birazcık hafif uzun bırakıyorum her zamanki gibi ilk yaprağın arkasından geçireceğim şimdi bakın yaprakları açalım şöyle elimdekini bırakayım Evet şöyle e, bu kısımda Hani dönme etme için şöyle tığımızın ucuyla e, tohumun dışarısını çıkarmasına, şöyle biraz yukarıya çıkarmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi şunu bir sağlamlayalım arkadaşlar. Bakın şu kopardığımız ipi ilk yapmış olduğumuz buradan şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle daha temiz oluyor arkadaşlar. Buna kaynaştırma işlemi de diyebilirsiniz, ipi yok etme işlemi de diyebilirsiniz. Şöyle bakın. Şimdi bunu ben bir, evet şöyle kaynaştırıp yaktım bu şekilde. Şu, bakın o da ayrı içinden bir üç boyutlu gibi duruyor. Bunları da arkadaşlar şöyle tek tek çekelim daha güzel durur. Şöyle işimiz bittikten sonra kolalamadan önce veya veya da ben hiç kolalamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bakın bu yapışanlar bu şekilde şöyle arasından tığ şöyle yapınca arkadaşlar biraz genişleme oluyor. Şu köşeler daha güzel duruyor. Bu şekilde kolalarsanız şöyle açık olduğu için yapraklar daha hoş duracak bakın. Şöyle şöyle bir gerdirme işlemi sıkı sıkı zincirleri de çekseniz de şöyle bir yapınca daha düzgün duruyor bakın arkadaşlar evet şöyle modelimize bakalım elimden geldiği kadar böyle iğneden ta tasarlamaya çalışıyorum sizler için arkadaşlar ipi güzelce incetip sıkı sıkı zincirler çekince bu şekilde hoş ve zarif zambağımız oluyor şöyle bu da elimin altında birazcık şöyle şey yapabilir arkadaşlar dağılabilir Evet birisini hardar sarısı özellikle şey turuncu hardar sarısına bugün arkadaşlar hep turuncu hardar sarısı dedim. Bu şekilde bu birisine sarı yapmak istedim. Siz hangisini severseniz. Şöyle çok kolay ve zarif olunca benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Tane tane yavaş yavaş anlattım. Bir de kamerada sıkıntı var. Sürekli dakikası dolunca kendine göre kamera ayarlayıp bu şekilde atabiliyor. Şöyle ben tam çekiyorum ama kamera attığı için şöyle bakın buraları düzeltebilirsiniz isterseniz Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar sizin için güzel bir zambak hazırladım böyle hoş ve zarif altına da siyah koydum ki ışık patlaması yansıması olmasın bazen böyle beyazlara bakıyorum arkadaşlar pek belli olmuyor hem güneş hem ışık yaktığından mı acaba diye. Evet. Şöyle yakın plan göstereyim. Çimelim bu. Bu da minik zambaklarım. Üç boyutlu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.